Uzun yıllardır Türkiye politikasını yakından izleyen bir Alman meslektaşımla buluştum dün. İlk kez Türkiye'yi öngörmekte zorlanıyorum dedi. Biz buluşmadan hemen önce HDP Bahçeli evler binasına saldırı gerçekleşmişti. İstanbul Belediyesi'nde cadı avı sürüyordu. Erken seçim ihtimali, Millet İttifakı'nın adayı gibi konular belirsizliğini koruyordu. Ekonomik çöküşün halka maliyetini ve muhtemel sonucunu hesaplamak İmkansız gibiydi. Meslektaşım peş peşe soruyordu. Bu yıl seçim yapar mı? HDP'yi kapatır mı? İstanbul'a kayım atar mı? Ona Adnan Menderes'in devrilmeden hemen önceki dönem yaptıklarını anlattım. CHP liderine her gittiği yerde saldırılar organize edilmişti. Protestocu gençlerin üzerine ateş açma talimatı verilmişti. Sıkı yönetim ilan edilmiş, üniversiteler kapatılmış Gazetelere yayın yasağı getirilmişti. Ve son olarak CHP'nin isyan için halkı silahlandırdığı gerekçesiyle mecliste bir tahkikat komisyonu kurulmuştu. İktidarın 15 milletvekili bu komisyonda ana muhalefet partisiyle basını yargılayacak, ceza verebilecek ama kararlara itiraz edilemeyecekti. İsmet Paşa'nın "Sizi ben bile kurtaramam." dediği nokta işte o noktaydı. Konuştuğum Alman meslektaşımın sonra ne oldu diye sormayacak kadar tarih bilgisi vardı. Menderes'in CHP'yi kapatma niyetiyle iktidardan devrilişi arasında sadece bir ay olduğunu söylememe gerek kalmadı. Köşeye sıkışan despotların gözünün karardığı noktalar vardır. Erdoğan şu an o noktada. Soyluyu İmamoğlu'nun üzerine sürmesi, HDP'yi kapatma hazırlığına girmesi, muhalefette saldırılar saldırılar organize edip bunlar daha iyi günleriniz demesi hep bu panikten. İsmet Paşa'nın sözünü ödünç alıp uyaralım. Böyle giderse artık onu hiç kimse kurtaramaz.